SN1 mekanizması karbokatyon oluşumunu içerdiğinden bu yapının düzenlenmesi mümkündür. Şimdi bu SN1 tepkimesine bir bakalım. Evet, sol tarafta alkil halojenürümüzü görüyoruz. Etanol çözücümüz ve sağ tarafta ise ürünümüz duruyor. İlk adımımız bir ayrılan grup kaybetmek olacak. O zaman bu elektronlar iyodur iyonunu oluşturmak için iyoda geçiyor. Kırmızıyla işaretlediğim karbondan bir bağ alıyoruz. Bu da ona artı bir formal yük vermiş oluyor. Şimdi buraya çizelim. Bir karbokatyon oluşturmuş olacağız. Kırmızı karbokatyon şu karbon oluyor. Tabi artık artı bir formal yük'e de sahip. Çizdiğimiz bu karbokatyonu baktığımızda sekonder olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kırmızı karbon diğer iki karbona doğrudan bağlı. Bu yüzden bu bir sekonder karbokatyondur. Daha kararlı bir karbokatyon oluşturmak için burayı düzenleyebiliriz. Burada metilin yerini değiştirmek mantıklı olabilir. Yani bu metil grubu bu karbona göçecek, metil göçü olacak. Şimdi ne yapacağımızı bir çizelim. Evet, metil grubumuz göçecek, kırmızı karbonda şurası oluyor. Ve yeşille yuvarlak içine aldığım bu karbondan bir bağ alıyoruz. İşte şurası. Ve böylece bu karbon artı bir yüke sahip oluyor. İşte karbokatyonumuz. Peki bu karbokatyonun sizce türü ne? Yeşil karbona baktığımızda diğer 3 karbona doğrudan bağlandığını görüyoruz. Demek ki bu bir tersiyer karbokatyon. Ki tersiyer karbokatyonların sekonder karbokatyonlardan daha kararlı olduğunu biliyoruz. Metil grubunun yer değiştirmesi sekonderden tersiyer karbokatyona geçişi sağlayarak buradaki kararlılığı arttırmış oldu. Evet bu karbokatyon bizim elektrofilimiz. Ve şimdi diğer adıma geçelim. Yani nükleofilin elektrofile saldırması. Nükleofil çözücümüz olan etanol. Yani bu bir solvoviz tepkimesidir. Şimdi buraya bir etanol molekülünü çiziyorum ve oksijeninde iki tane ortaklanmamış elektron çiftini ekliyorum. Şimdi bu elektron çiftlerinden biri yeşille yuvarlak içine aldığım karbonla bir bağ oluşturacak. Yani nükleofil elektrofile saldırmış olur ve oksijen ve karbon arasında bir bağ oluşur. Şimdi buraya yapıyı çizelim. Evet artık karbona bir bağımız mevcut. Tabi oksijen halen bir hidrojene ve etile bağlı. Bağ yapan ortaklanmamış elektron çiftini de renklendirelim. moros. Oksijendeki bu mor elektronlar işte bu bağı oluşturmuş oldu. Oksijenin bir tane daha ortaklanmamış elektron çifte bulunuyor. İşte şurada. Ve bir de oksijenin artı bir formal yükünü ekleyelim. Bunu son ürünle karşılaştırırsak tek yapmamız gereken şeyin deprotonasyon yani protondan arındırmak olduğunu fark edebilirsiniz. Yani mekanizmanın son adımı sadece bir proton transferi ve asit baz tepkimesi olacak. Şimdi buraya başka bir etanol molekülü çiziyorum ve bu kez baz görevi görecek. Evet, ortaklanmamış elektron çiftlerini de buraya ekleyelim. Ve bunlardan bir tanesi bu protonu alıyor ve ardından bu elektronlar oksijene geçiyor. Bu da bize son ürünümüzü vermiş oluyor. Tabi ürünü birkaç farklı şekilde çizebiliriz ama kabaca bu karbokatyon düzenlemesi yapılan bir SN1 mekanizması. Yine bir SN1 mekanizmasında karbokatyon düzenlemesi yapalım ama bu sefer bu alkolle başlayalım. Bir önceki örnekte ilk adım bir ayrılan grubun kaybedilmesiydi. Fakat şimdi hidroksit iyonu oluşturmak için oksijene giden elektronları gösterirsek işe yaramaz. Çünkü hidroksit iyonu kötü bir ayrılan gruptur. Bu yüzden iyi bir ayrılan grup oluşturmak için önce alkole proton eklemeliyiz. Yani bu mekanizmanın ilk adımı bir proton transferi. Şimdi alkol bir baz görevi görecek ve H3O ise bir proton verecek. Hidronum iyonu yani H3O artı asit, alkol ise baz görevi görecek. Oksijendeki bir tane ortaklanmamış elektron çifti hidronyumdan bir proton alır. İşte ilk adımımız bu proton transferi olur. Tabii bu durum oksijene artı bir formal yük vermiş oluyor. Burada kalan bir tane elektron çifti daha var. Artı bir yükü ekleyelim. Bu elektron çifti buradaki protonu aldı ve bu bağ oluşturdu. Şimdi ayrılan grubu kaybetmeye hazırız. Çünkü bu elektronlar oksijene geçince su elde ediyoruz ki bu da iyi bir ayrılan gruptur. Evet, ilk adım proton transferiydi. İkinci adım da ayrılan grubu kaybetmek olacak. Bu kırmızı karbondan bir bağ alıyoruz. Bu da ona artı bir formal yük vermiş oluyor. Buraya çizelim. Kırmızı karbon burada. Artı bir formal yükünü de ekleyelim. Peki bu nasıl bir karbokatyon? Kırmızı karbon doğrudan iki diğer karbona bağlı. Demek ki sekonder karbokatyon. Şimdi düzenlenme olasılığını düşünelim. Karbokatyon düzenlenmesi alıştırması videosunda yaptığımız bir diğer düzenleme türü hidrür göçüydü. Mor karbonda halen bir hidrojen bulunuyor ve hidrür göçü bize daha kararlı bir karbokatyon verecektir. Bu türde aslında bu hidrojen ve iki elektronu kırmızı karbona geçirmekten bahsediyorum. Şimdi neler olduğunu bir çizelim. Kırmızı karbonu düşündüğümüzde zaten ona bağlı bir hidrojenimiz vardı. Evet şurayı kırmızı karbon olarak belirginleştirelim. Soldaki karbokatyon örneğinde karbona bağlı hidrojeni görebilirsiniz. O zaman buraya o hidrojeni bir çizelim. Hidrür göçüyle bu kırmızı karbona bir başka hidrojen ekliyoruz. Tabii karbonun artık formal yükü olmuyor. Formal yük şu anda yeşille daire içine aldığım bu karbona geçti. Ve bu karbon bir bağ kaybediyor. Ve böylece artı bir formal yük ona geçiyor. Peki bu sefer nasıl bir karbokatyon oluştu? Bu yeşil karbon doğrudan 1, 2, 3 karbona bağlı. Bu yüzden bu bir tersiyer karbokatyon. Yani hidrür göçü bize daha kararlı bir karbokatyon vermiş oldu. Şimdi elektrofilimizi oluşturduk ve nükleofilimiz bir sonraki adımda ortaya çıkacak. Nükleofilimiz metanol olacak. Öyleyse şuraya bir metanol molekülü çizelim. Hidrojen var. Oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çiftini de ekleyelim. Şimdi nükleofil elektrofile saldıracak ve böylece oksijenin bu ortaklanmamış elektron çifti yeşille daire içine aldığım bu karbonla bir bağ oluşturacak. Evet, şimdi buraya bu nükleofilik saldırının sonucunu çizelim. Burada yeşil karbonla bu oksijen arasında bir bağ oluşturuyoruz. Geri kalanı da şöyle oluyor. Tabii oksijene bağlı halen bir metil grubu ve bir hidrojen bulunuyor. Şimdi elektronları gösterelim. Buradaki mavi elektronlar oksijen ve karbon arasındaki bağı oluşturdu. Geriye bir tane elektron çifti kalıyor. O da oksijene artı bir formal yük vermiş oluyor. Ayrıca buradaki gruba ne yaptığımı da düşünebilirsiniz. Bu iki karbonu üst tarafa şu şekilde çizdim. Yani bu bağ etrafında serbest dönüş yapmış oldum. Siz istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Ben buradaki ürünümüze biraz daha benzemesi için bu şekilde çizdim. Bu iki yapıyı karşılaştırdığımızda son adımın proton transferi olması gerektiğini söyleyebiliriz. Tek yapmamız gereken bir proton almak ve son ürünümüz hazır. Baz olarak buradaki birkaç seçeneğimiz var. Bu adımda kaybettiğimiz su molekülünü veya başka bir metanol molekülünü kullanabiliriz. Burada ne kullandığımız önemli değil. Diyelim ki su molekülünü kullanmayı tercih ettik. Su veya metanol mekanizmamızın son aşamasında baz görevi görüp bu protonu alır. Ardından bu elektronlar da buraya geçer ve biz son ürünümüzü elde etmiş oluruz.